Osmanlı İmparatorluğu'nun içerideki hainler ve dışarıdaki düşmanların ortaklığı ile yıkılmasından sonra kurulan Cumhuriyet Ordusu, milletin değil bir ideolojinin ve bir ideolojik duruşunun ordusu olarak ikame edildi. Gün geldi Cumhuriyet Ordusu, ilkelerine bağlı olduğunu iddia ettiği Mustafa Kemal'e de darbe teşebbüsünde bulundu. İsmet İnönü'nün kabinesine onaylanmayan Mustafa Kemal'in yattığı Dolmabahçe Sarayı'nın etrafında sakallı Nurettin Paşa'nın süvari alayı ile kuşatmaya alması olayı darbe teşebbüsünün kendisidir. Mustafa Kemal durumu anlayınca uşağına talimatı vererek İsmet Paşa'nın getirdiği Bakanlar Kurulu onayladığını bildirmesini ister. Ve ondan sonra sakallı Nurettin Paşa'nın süvari ablukası kaldırılır. Cumhuriyet ordusu Türkiye'nin tüm bağımsızlaşma çabalarını askeri darbeler ve kanla bastırdı. Başbakanlar bakanları idam etti. Yüzlerce genci daracığında sallandırdı. Türkiye'de kelimenin tam anlamıyla devrim yapan, devleti gelişmiş ülkelerin arasına sokmaya çalışan Turgut Özal'ın fütühatçı çabalarına karşı direnmiş ve bu fütühat hareketini engellemişti 1991 yılında. Erbakan'ın yeni bir dünya projesi olan D8'i kurmasından hemen sonra yine halkın iradesine karşı darbe yapılmış, Erbakan hükümeti devrilmişti. 2000'lerin başında Cumhuriyet tarihinin en radikal devrimci lideri olan Tayyip Erdoğan'a karşı Cumhuriyet Mitingleri adlı gerici yobaz eylemleri organize etmiş ve 27 Nisan 2007 tarihinde yeniden darbeye teşebbüs etmişti. Ancak devrimci lider Erdoğan bu darbe teşebbüsünü hakim bırakmış ve emperyalizm işbirlikçisi generalinin muhtırasını ayaklarının altına almış ve Cumhuriyet tarihinde bu darbeci generalleri kelimenin tam anlamıyla madara eden lider olarak tarihe geçmişti. 2000'li yılların ortalarında ordu içerisindeki emperyalizm kuklalarına yönelik yapılan temizlik harekatı uygulandı. Ulusalcı faşist darbeciler tek tek ordudan ayıklanmış ve Cumhuriyet ordusu bir adım daha Mete Han'ın ordusu olmaya yaklaşmıştı. Ardından FETÖ terör örgütü mensubu general ve subaylarının ayaklanmasına kadar hep Batı çıkarlarının koruyucu karakolu olarak görevini yine icra devam etti o dönemler. Özellikle uluslararası ihanet ve casusluk şebekesi FETÖ terör örgütü mensubu teröristlerin ordudan ayıklanmasından sonra Cumhuriyet ordusu binlerce yıllık asli kimliğine geri dönmeye başladı. Kıbrıs çıkarmasının haricinde ayağına gelen birçok fütühatı geri tepen Cumhuriyet ordusu 15 Temmuz FETÖ teröristlerinden arınmasından sonra Mete Han'ın, Alparslan'ın, Caka Bey'in ve Yavuz Sultan Selim Han'ın ruhuna yeniden kavuştu. Emperyalizmin, mankurtluğun, Cumhuriyet ordusu içerisindeki binlerce subayın, generallerin temizlenmesiyle görünürde kolu kanadı kırılmış hale gelmişti. Ancak Cumhuriyet ordusu kurulduğu günden bu yana ilk kez tarihi köklerinin üzerinden doğrulmaya çalıştı. On binlerce subay ve generalin yarısından fazlasını tehris eden Türk ordusu, onbaşı yamtarların, Caka Beylerin, Yıldırım Bayezidlerin varisçisi olduğunu gösteriyordu. Değil operasyon, ülke sınırlarını dahi koruyamaz denen Türk ordusu, bugün bütün dünyayı kıskandıran bir hızla güney sınırlarında emperyalistler tarafından kurulan terör koridorunu yerle bir etti ve emperyalizmin 100 yıllık planını darmaduman etti. Kızıldeniz'de, okyanusta, Hint okyanusunda nizam sağlayıcı, intizam verici güç oldu yeniden. Binlerce kilometre ötede birden çok noktada terörle mücadele operasyonunu düzenliyor Türkiye ordusu. Doğu Akdeniz'i kelimenin tam anlamıyla Türk ölü haline getirdi. İzin vermediği hiçbir alanda hiçbir güç kıpırdayamaz hale geldi kendi bölgesinde. Fransa, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Mısır ve Yunanistan gibi birçok ülkenin her türlü askeri, istihbari, lojistik desteği verdiği ve uluslararası terörist Hafter'i tarihin çöplüğüne göndermeyi başardı Türk ordusu. Türkiye'nin her gelişmesine ve başarısını kara çalan ve ülkenin başına musallat olan Avrupa Birliği kelimenin tam anlamıyla Doğu Akdeniz'de Türk ordusunun önünde ardına bakmadan kaçarak kendi karasularına sığındı. Ve Türk ordusu ataletten yeniden fütuhat ordusuna dönüştü. Allah muzaffer eylesin.